Şundan itibaren sağlı sollu aynı kotta gidecek başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Bodrum'da yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Yaz döneminde Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetiminde görev alan isimlerin Bodrum ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve CHP İlçe Başkanı Tuna Işın her hafta önemli isimleri misafir ediyor. Bu isimlerin sonuncuları Grup Başkan Vekili Murat Emir ve daha önce de pek çok kez Bodrum'a gelen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek oldu. Bodrum genelinde altyapısı tamamlanan bölgelerle bozulmaların meydana geldiği cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin eşlik ettiği incelemelerde, Vekil Emir ve Başkan Yardımcısı Zeybek, Bodrum genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konacık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Bodrum Belediyesi ekiplerinin çalışmasına tesadüfen denk geldiklerini söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Başkan Vekili Murat Emir'le birlikte meclis çalışmalarını bitirdikleri, parti meclis toplantısını yaptıkları ve olağanüstü tüzük kurultayı kararını dün gece geç saatte aldıkları bilgisini vererek şu ifadelerde bulundu. Bugün tesadüfen yoldan geçerken Bodrum'un genç ve çalışkan belediye başkanımızı tam da işin üstünde mahalle muhtarımızla birlikte çalışırken gördük. Bu bizi fazlasıyla memnun etti. Görüldüğü gibi hava uygun, koşullar müsait. Belediyemiz de kaynaklarını en verimli biçimiyle kullanarak Bodrum'un ara sokaklarında geçmişte altyapı yatırımları dolayısıyla bozulmuş olan satırlarını tek tek iyileştiriliyor. Ben de buradan genç belediye başkanımıza böyle sahada, işin başında, bütün ekibiyle birlikte görev yaptığı için de kutluyorum, teşekkür ediyorum. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise yapılan ziyaretle ilgili şunları söyledi. Bugün değerli Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek'le birlikte Bodrum'a geldik. Ayağımızın tozuyla değerli Başkanımız Tamer Mandalinci ve ekibinin çalışmasına tanık olduk. Biz bu çalışmayı görmekten ve refakat etmekten çok memnun olduk. Çünkü gerçekten Bodrum'un her yerine dokunmaya çalışıyorlar. Bütün kaynakları Bodrum için seferber etmişler. Gece gündüz çalışıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra da çok daha iyi ve önemli başarılar, hizmetler yapacağını biliyorum. Biz genç başkanımızla ve ekibiyle iftar ediyoruz. Genel merkez olarak da mutlaka bu çalışmaları takip edeceğiz, izleyeceğiz. Gerektiğinde katkı vereceğiz, destek olacağız. Her şey Bodrumlular için. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise iki önemli konuyla birlikte çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek şunları söyledi. Bodrum için, Bodrumları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bodrum Belediyesi olarak 7/24 esasına göre sahada temizlik işlerinden fen işlerine, destek hizmetlerinden veteriner işleri müdürlüğümüze kadar bütün ekiplerimiz hem sahada hem büroda hem ofiste Bodrum halkını mutlu etmek için, memnun etmek için ve yerel anlamda yerel belediyecilikte daha üstün başarıları elde etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler için biliyorsunuz ki her mahallemizi fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Makamda, ofislerde değil de sahada siyasetimizi yapıyoruz. Sahada görevimizi icra ediyoruz. Çünkü biz bu göreve geldiğimizde asla oturmak için gelmedik. Asla bir koltuk, asla bir makam sevdası için gelmedik. Tamamen Bodrum'a yakışır bir şekilde hizmet edebilmek için sahada onlarla beraber sorunları yerinde kavrayıp çözümleri de bugün gördüğünüz gibi yerinde getirerek Bodrum'u daha ileriye, daha ileri noktalara taşımak için bütün işbirliğimizi yapıyoruz. Çok sağ olsun Muğla Büyükşehir Belediye'miz de biliyorsunuz ki özellikle bu dönemden sonra büyükşehir küçükşehir kavramını da ortadan kaldırarak her konuda işbirliğini bizlerle beraber sağlıyorlar. Bizler daha önce yaptığımız gibi, şu anda yaptığımız gibi yine bütün görev süremiz boyunca sahada olmaya, aktif çalışmaya devam edeceğiz. Ve bugün burada bizleri ziyaret eden, çalışmalarımıza destek veren Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Grup Başkan Vekilimize de, Sayın Muhtarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum.